Herkese merhaba, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Medyaskop TV'den Ali Deniz Çakır'la yine Galatasaray'a adı yazılan bir ismi konuşacağız. Uruguaylı futbolcu Emmanuel Gularte. Doğru telaffuz ettim mi Ali? Emmanuel Gularte az önce yayında da, çektiğimiz yayında da Medyaskop TV'de biraz olsa bile bahsetmiştik Emmanuel Gularte hakkında. Kendisi stoper ve Uruguaylı ve tabii ki Galatasaray'la şu anda kesişmesinin başlıca nedeni Fernando Muslera Galatasaray'da. Boyu 1.89 ve stoper mevkisinde forma giymekte. Hemen biraz geçmişine... Muslera derken Muslera önerdi. Muslera önerdi tabii ki. Yani Fernando Muslera şu anda stoperdeki Galatasaray'ın eksikliklerine olası bir Lündeman'a satılması ya da Marcoano satılması durumundaki oradaki eksiği kapatabilecek bir oyuncuyu transfer etme görevinde de Gularte'yi ikna etmeye çalışıyor Galatasaray'a gelmesi için. Hemen bir geçmişine bakacak olursak Wanderers takımında Uruguay Ligi'nde altyapısından çıkmış bir oyuncu. Progreso'ya kiralık olmuş, kiralık olarak gönderilmiş. 2 sene sonra yine Wanderers takımından tekrardan Wanderers takımına geldikten sonra da geçen sene Puebla FC'ye bir Meksika takımına transfer olmuş kendisi. Mevcut piyasa değeri 300 bin euro gibi gözüküyor ve yani dürüst olmak gerekirse hakkında da çok fazla bilgi yok. Çünkü Türkiye'nin transfer gündemine çok düşmüş bir oyuncu değil kendisi. Daha önce de söylediğim gibi Muslera aracılığıyla zaten Galatasaray'ın gündemine geldiği için piyasa değeri oldukça fazla bir oyuncu değil. Ben şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi orada Galatasaray'ın stoper pozisyonunda 3 tane yabancı oyuncusu var. Marco Lündama ve o pozisyonu cover yapan Dong. Artı yerli futbolcuları var. Yani altyapıdan Emin Bayram ve Işık Kaan Arslan var. Kaan Ayhan transferi gündemde. Ben bu transferi transferin listede olduğunu düşünüyorum. Düşünmesek zaten video çekmezdik. Ama Marco ve Lundama'nın satışı durumunda gerçekleşeceğine inanıyorum. Çünkü listede Juan Jesus da var. Luis Abram yine o da o coğrafyadan bir futbolcu. Onun da ismi yazılıp çiziliyor. Ama satış gerekiyor değil mi? Marco veya Lundama birinin satılması lazım. Kesinlikle. Zaten olay şu Eyüp Yıldız. Lündama ya da Marcao'dan biri satılırsa oraya daha ucuza bir oyuncu ve daha yani potansiyeli daha az gibi gözükse de yine gelecek senelerde kar edebileceği bir oyuncuyu takıma katmak Galatasaray'ın. Peki Gularte'nin özelliklerinden biraz bahsedebilir misin? Evet. Yetenekleri neler? Hava toplarına çok hakim. İlk dokunuşları fena değil bir stopere göre. Top kesiciliği de yine iyi seviyede gözüküyor. Ama tabii ki yani buradaki en büyük soru işareti bu futbolcu yani üst kademe bir ligde şu ana kadar forma giymedi Eyüp Yıldız. Forma giydiği ligler Uruguay Ligi ve bu sene bir nebze olsun Meksika Ligi. 30 maçta 4 gol atmış Uruguay Ligi'nde forma giydiği zamanlarda. Bunun da altını çizelim. Yani stoper için bence iyi bir yüzde. Yani bir stoperin sezonda 4-5 gol atması bence bir artı. Bu bağlamda iyi. Ben de birazcık rahattım. Topu oyuna sokmada biraz telaşlı gibi gördüm. Biraz orada sıkıntısı var. Ama Süper Lig seviyesinde senin de dediğin gibi ne yapabilir? Birazcık skorlar raporlarına da bakmak lazım. Süper Lig seviyesinde fark yaratabilir mi? Onu görmek lazım. Bu arada Nacional de kendisine talip. Galatasaray ve Nacional şu anda talip olan takımlar. Yani şu anda bu videoyu çekmemizin nedeni birkaç gün içerisinde bence çok gündemde olacak bir oyuncu olacak kendisi. Ama çok fazla bilgi olmayacak hakkında. Bu videoyu izleyerek de bilgiler alabilirsiniz bu oyuncu hakkında. Evet, Galatasaraylı taraftarların bu videodan bu oyuncuyla ilgili bilgi edinmesini istedik. Kısaca potansiyelli ama Türkiye Ligi'nde vereceği katkı soru işareti olan bir oyuncudan, bir isimden bahsediyoruz. Ve Muslera'nın önermesi de çok değerli. Yani Muslera herhalde kötü bir futbolcuyu önermeyecektir veya handikapları olan bir futbolcuyu önermeyecektir. Muslera da bu oyuncuyu öneriyorsa mutlaka bir potansiyeli olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. En son böyle bir oyuncu hatırlayacaksın Eyüp Yıldız, sen de izleyicilerimizi hatırlayacak. Burdiso'yu transfer etmişti Galatasaray 2014'ün Ocak ayında. Hatırlamak istemiyorum. Evet, kendisi tabii ki neredeyse forma giymedi Galatasaray'da ama yine aynı mentalitede Galatasaray bir scout ekibi tarafından bulmuştu Burdiso'yu. Aynı şekilde Lucas Ontivero da o şekilde olmuştu. Daha gerilere gidelim. Karuska gelmişti. Hatırlar mısın Karuska'yı? Hatırlamaz mıyım? O da çok yetenekli, açıkçası 10 numara pozisyonda çok büyük fark yaratacak diye gelmişti ama hiçbir şey yapamadı. Çünkü yumuşak kaldılar bizim ligimiz için. Bizim kaliteli bir ligimiz yok ama sert bir ligimiz var Ali. Evet, o yüzden zaten en büyük soru işareti bu oyuncunun şu anda forma giydiği liglerde bu performansı elde etmiş olması. Yani size şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın altyapısındaki bir takım bile yine sonuçta altyapılar mücadele ettiği zaman Süper Lig seviyesi olmuyor ama bir nebze hani ölçmüş oluyorsun Türk futbolunda bu oyuncunun nasıl bir katkı verebileceğini ama
yani Uruguay Ligi'nden, Meksika Ligi'nden bir oyuncu transfer olduğu zaman Türkiye Ligi'ne büyük soru işaretleri oluyor ve daha önce de yani maalesef birkaç tane çok kötü örnek var her takım için. Ya yani Fenerbahçe'de de aklıma Maldonado geliyor şu anda mesela, sadece Galatasaray değil. Hani çok fazla kötü örnek var. Bundan dolayı bir soru işareti oluyor. Sadece Uruguay, Meksika demeyelim. Yani Arjantin'den de ilk kez Avrupa'ya gelip başarısız olan çok önemli futbolcular var. Sadece tabii. Türkiye'de de değil. Bütün Avrupa'da sıkıntı yaşanıyor. Yani Amerika kıtasından Brezilyalı bile olsa Avrupa'ya ilk kez gelen futbolcular bir bocalama dönemi yaşayabiliyorlar. Disiplin sıkıntısı da yaşıyorlar. Onu da altını çizelim. Disiplin sıkıntısı da her zaman oluyor bu oyuncularda. Evet, şöyle toparlıyoruz sevgili izleyenlerimiz. Eğer Galatasaray Marco veya Luyendama bir stoper satışı gerçekleştirirse listedeki isimlerden biri de Uruguaylı Emmanuel Gularte. Gularte. Bakalım neler olacak, takip etmeye devam edeceğiz. Yayını izlediğiniz için teşekkürler. Soru, görüş, eleştirilerinizi, özellikle bu oyuncuyla ilgili düşüncelerinizi videonun altında paylaşabilirsiniz. Başka bir yayında görüşmek üzere, hoşça kalın.